Öncelikle merhaba sevgili arkadaşlar, benim isim Murat Troman. En başta ben hepinizi kutluyorum. Folklorumuzun en önemli değerlerinden olan halk türkülerine, Türk halk müziğine önem verdiniz ve yıllardır bu konuyu böyle çok güzel bir şekilde sürdürdüğünüz için kutluyorum ve teşekkür ediyorum kültürün içinde bir insan olarak. Arkadaşlar, bugün size Kaval ve Sipsi'yi elinden geldiği kadar tanıtmaya çalışacağım. Kaval arkadaşlar, halk müziğimizdeki Esruman ailesi içinde, Nefesi Esruman ailesi içindeki sazlarımızdan bir tanesidir. Anadolu'da kavalları birkaç çeşit olarak dilli kaval, dilsiz kaval, yarım dilli tokat kaval olarak görmekteyiz. Bu benim elimdeki kavallar dilsiz çoban kavalı denilen, hani tabiri caizse sadece boş, içi boş bir borudan oluşan bir enstrüman. Herhangi bir ses çıkarmak için herhangi bir yardımcı yanında bir alet veya edevat olmayan bir enstrüman. Arkadaşlar, kaval Anadolu'da hani bazı sazlar vardır, yöresel sazlardır. Hani sipsi gibi, bey gibi veya kemençe gibi sazlar. Bu sazlar yöresel sazlardır ama kaval, ben şöyle söylüyorum, ulusal bir saz. Çünkü Türkiye'de, Anadolu'da bütün her tarafta çalınan bir enstrümandır arkadaşlar kaval. Kavallar arkadaşlar çeşitli ağaçlardan yapılmaktadır ama en çok tercih ettiğimiz, kullandığımız ağaçlar kayısı, erik, zerdali gibi sert ağaçları kavallarda kullanıyoruz. Kısaca şöyle söylersem, en açık şekilde anlayacağınız şekilde 8 tane kullandığımız perde deliğimiz vardır kullandığımız. Ayrıca alt tarafta parmaklarla kullanmadığımızda ama sadece akort açısından alt ve üst seslerin birbirine olan entonasyonu sağlayan akort deliklerimiz mevcuttur. Kromatik yapılı bir enstrümandır. Yani yarım ses yarım ses perdeleri gider. Dediğim gibi ağacın dışında bu üfleme noktasında ebonit gibi, manda boynuzu gibi çeşitli materyallerde kullanılır. Onun dışında arkadaşlar, dediğim gibi halk müziği orkestralarında Nefesli Saz ailesini içine kullandığımız bir enstrüman. Hani kısaca ve özetle